Manşetin İstanbul nasıl kurtulur diye attık. Valla daha bugün sohbet ettiğim bir emlakçı dedi ki yani hadi tamam taşınalım da Duygu Hanım başka yere gidelim de nasıl olacak bu sirkülasyon? O kadar yer bile yok. Yani bence İstanbul Allah'a emanet dedi. Yani evvel herkes tabii Allah'a emanet ama bütün planımız bu olmasa daha iyi olur. Şimdi durum ne, bir kere bundan bahsedeyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı son detaylı analize göre 7,5 büyüklüğündeki bir depremde İstanbul'da 91 bin bina ağır veya çok ağır hasar alacak. 167 bin bina orta hasar alacak. Kaba bir hesapla 250 bin binadan bahsediyoruz. Ve içindeki milyonlardan bahsediyoruz elbette. 1 milyon 166 bin bina var İstanbul'da. 250 bini risk altında dedik. Yapı stoğunu da şöyle tarif ediyorlar. Binaların 255 bini 1980'den önce inşa edilmiş. Binaların 533 bini 1990 ve 2000 arasında inşa edilmiş. Bu dönüşüme tek başına ne Büyükşehir Belediyesi yetişebilir ne bakanlık, devlet yetişebilir. Bunu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doktor Buğra Gökçe geçen hafta yaptığı toplantıda da söylemişti. Yani sahiden vatandaşa da, evini yeniletmeyi düşünen vatandaşa da burada bir sorumluluk düşüyor dedi. Peki yani bugün başlasak o mutlaka olacağını bildiğimiz İstanbul depremine kadar neyi nasıl dönüştürürüz? Kaç hayatı, özellikle de tabii ki herkes kendi hayatını kurtarabilir mi? Nasıl mümkün olur? KİPTAŞ Genel Müdürü Sayın Ali Kurt'la konuşacağız bütün bu kritik başlıkları. Merhabalar, çok teşekkürler katıldığınız için Ali Bey. Merhabalar, ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Ben deprem sahasında, bölgesinde de takip ettim sizi. Siz o bölgelere de gittiniz. Oradaki yapılarla ilgili de incelemeleriniz oldu. Şimdi herkesin, izleyenlerin de sorduğu bir soru. Ya yeni bina, bir yıllık, iki yıllık bina un ufak olmuş. Yönetmeliğe uygun yapılmamış mı bu? Nasıl olabiliyor bu? Sizin oradaki gözlemleriniz nedir? Kesinlikle mühendislik hizmetlerinden uzak yapılardı. Yani yeni yapılan bir binanın bugünkü inşaat teknolojisi o hale gelme imkanı yok. Çok şiddetli depreme yakın bir alanda olursa, depreme çok şiddetli maruz kalırsa hasar görebilir. Bazı yıpranmalar, deformasyonlar olabilir ama kesinlikle un ufak olma gibi bir şansı yok. Eğer doğru mühendislik hizmetlerinden faydalanmışsa, bölgede siz de gördünüz. Maalesef binalar hem mühendislik hizmetlerinden uzak, hem kullanılan malzemelerin kalitesi sıkıntı, hem yaptıkları zemin bakımından problemli, hem de fiziki olarak yapılarak kullanıcılar tarafından yapılan müdahaleler var. Kolon kesme hadisesinin çok olduğunu gördük bölgede. Bunların hepsi birleşince, böyle de şiddetli bir deprem olunca maalesef büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldık. Şimdi tabii ki iktidarın vaadi bir yıl içinde konutların yapılacağı, tamamlanacağı yönünde. Ama yani dediğim gibi siz o sahayı, zemini de gördünüz. Belki yeni, belki değil, mutlaka yeni zemin etütlerine de ihtiyaç var. Bir yıl içinde orada yeniden bir yapılaşma ne kadar mümkün? Yani gerekli alet, edevat, finans şeyi olsa teknik olarak inşaat yapılabilir ama yapılmalı mı yapılmamalı mı tartışmalıyız. Yani bir yılda o kadar konu, yani ekibi 5 kat arttırırsınız, 10 kat arttırırsınız. Bazı şeyleri fiziksel olarak tamamlayabilirsiniz ama bunun yapılmalı mı yapılmamalı mı tartışmalıyız. Ben teknik bir insan olarak yapılmaması gerektiğini savunuyorum. Bunu bilim insanları da söylüyor. Bir kere plakalar 7,5 metre oynamış. Bölgenin tüm harita altyapısı bitmiş durumda. Bunların yenilenmesi lazım. Artı bu vakalar niye oldu? Deprem tetikledi ama bu binalar niye yıkıldı? Bunların bir tespitinin yapılması lazım. Hepsinden de öte ciddi, Türkiye için önemli kentlerin merkezleri yok oldu. Buraların yeniden sıfırdan planlanması gerekiyor. Planlama dediğimiz iş, proje dediğimiz iş böyle bugünden yarına yapılacak bir iş olmamalı. Zaten bu kadar hızlı üretenin, çarpık yapılaşmanın sonucu bu ülke bu yıkımlarla, bu kötü kentlerle mücadele ediyor. Ne acelemiz var? Vatandaşın barınma ihtiyacını çözmemiz lazım. Bu iyi niyetli bir davranış. Bu işin tek pozitif iletişimi budur. Bununla ilgili de alternatif yöntemler bulacağız. Çadır kurulacak, konteyner kentler kurulacak ama biz İstanbul için de önerdiğimiz metodolojiden bir tanesidir. Bölgede deprem bölgesindeki ve komşu illerdeki boş ve sağlam yapı envanterinin hızlıca tespit edilmesi ve buranın devlet eliyle kiralanmasını öneriyoruz. Bu yapılar kiralanırsa hem bölgedeki kontrolsüz kira artışlarının önüne geçmiş olurlar hem de bir süre zaman kazanarak
bölgenin doğru planlı kentleşmesinin önünü açmış olurlar. Yani bu kadar hızlı bir kentleşme doğru bir şey değil. Yani eski binanın yıkıldığı yere yeni bina yapmak ne kadar doğru, o bölge için konuşuyorum. Çünkü bu binanın yıkılış sebebi sadece zeminden mi yoksa mühendislik hizmetlerini almamasından mı? Artı hızlı imalatın verdiği bazı dezavantajlar var. Artı sektörün bir anda oraya yönelmesi, tedarik zincirinin bir anda oraya yönelmesi, İstanbul gibi büyük kentlerde yapılan dönüşüm amaçlı, ticari geçtik artık ama dönüşüm amaçlı yapılan işlerin maliyeti anlamında da çok büyük sıkıntı olacak. Zaten tedarik zinciri çok ciddi problem yaşıyordu. İnşaat maliyetleri çok korkunç rakamlara geldi. Yani vatandaşın karşılayamayacağı seviyeye gelmişken, yani böyle kontrolsüz bir kaynak aktarımı ve bir anda inşaat faaliyetinin hem şehircilik anlamında hem mühendislik anlamında ben açıkçası çok doğru bulmuyorum. Ben İstanbul'dan birkaç defa örnek verdiniz tabii. Yani herkesin yüreği ağzında merak ettiği nokta İstanbul. Şu an mevcut durumdaki hem yapı stoğuna baktığınızda hem de riskli görülen bölgelere baktığınızda önce bir fotoğraf çeksek İstanbul için ne görüyorsunuz? Ya ben birçok yerde dedim, gündemde oldu. Gerçekten İstanbul depreminin fragmanını yaşadık. Fragmanda esas şeyler gösterilmez biliyorsunuz. Daha büyük, daha düşük etkide bir deprem yaşayacak İstanbul. Bilim insanlarının söylediği 7.2, 7.5, burada 7.8'ler oldu. Ama çok daha büyük bir yıkımla karşı karşıya kalacak. Daha büyük bir afet sonrası krizle karşı karşıya kalacağız. Çünkü çok dar bir coğrafyada çok daha yoğun bir yapılaşmadan bahsediyoruz. 10 il etkilendi direkt. 15 milyon nüfus. Bu kadar, 13 milyon, 15 milyon arası bir nüfus. Bu çok geniş bir coğrafyada. Sadece İstanbul'da 16 milyon nüfus. Dar bir alanda. İstanbul'da yaşıyorsunuz, biliyorsunuz. E5'te bir tane araba arıza yapsa Boğaz'a kadar trafik oluyor. Şimdi böyle bir kentte yıkımların olduğunu düşünün. Allah korusun diyoruz ama yani sonuçta bir şekilde bilimin ışığında uzlaşıyla hızlı bir süreç yönetmemiz gerekiyor. Çünkü zaman daralıyor bilim insanların söylemlerine göre. Yani nasıl kurtulur derken aslında biraz bunu da kastettim. Yani şimdi bugün başlasak ve ilerlesek nasıl bir programla neyi ne kadar dönüştürebiliriz İstanbul'da? Şimdi bir kere evet zaman kaybedildi ama ümitsizliğe kapılmamak lazım. Seçilen yöntemle işin hızı belirlenebilir. Şimdi biz İstanbul Yenileniyor platformuyla yıkıp yeniden yapıyoruz. Bu çok hızlı bir yöntem mi? Bir yöntemdir. Ciddi canlar kurtarıyoruz ama çok hızlı bir yöntem değildir. Çünkü inşaat insanların alım gücü düştü. Artı inşaat teknolojisi, tedarik zinciri, bu işin organizasyonu, bürokratik süreçler ciddi bir zaman alıyor. Bunu vaka vaka anlatıyoruz zaten. Bir yıkıp yapma yöntemi denenebilir ki deniyoruz ama yeterli hızda değiliz. Güçlendirme denenebilir. Orada da bazı teknik problemler olacak. Bununla ilgili de bir seferberlik başlatacağız yakında. Orada da zaten muhtemelen çok yoğun talep gelecek ve bu talepten dolayı tedarikte bir problem yaşayacağız. Ama en kestirme çözüm, her yerde bunu dillendiriyorum, İstanbul'da özellikle boş yapı envanterinin, boş sağlam yapı envanterini hızlıca çıkartmamız gerekiyor. Şimdi Sayın Bakan'ın bir açıklaması var. 300 binin üzerinde İstanbul'da acil dönüşmesi gereken konut. İstanbul Planlama Ajansı'nda bir verisine göre diyor ki İstanbul'da 750 bin boş bina var, yapı var, bağımsız birim var. Şimdi düşünün, bu 750 bin boş konutun yarısı sağlam olsa teorik olarak bir günde bu insanları sağlam konutlara taşıyabiliriz. Böyle baktığınızda çok kısa sürede de İstanbul'u riskli yapılardaki vatandaşlarımızı arındırabiliriz. Burada metodolojinin iyi belirlenmesi ve her şeyden önce tüm tarafların masanın etrafında oturması gerekiyor. Biz İstanbul Yenileniyor sistemiyle vatandaşlarımıza tarihte olmadığı kadar önemli bir imkan sunduk. Ne dedik? İnşaat maliyetine yapılarınızı yenileriz. Ama inşaat maliyetleri hiç bilmeyenler için bir sıfırdan anlatabilir misiniz? Yani kim nasıl başvuruyor, tabii, süreç nasıl işliyor? İstanbul'da riskli yapıda oturduğunu düşünen vatandaşlarımız istanbulyenileniyor.com sitesine başvurarak mevcut yapının olduğu parselle ilgili önce temel bilgileri alıyorlar bizden ve bir yönerge gönderiyoruz. Yönergedeki en önemli eşiğimiz uzlaşmalar. Bulundukları mülkiyet yapısında 2/3 çoğunluğu sağlarlarsa, ki bu yasanın öngördüğü bir zorunluluktur, sağlarlarsa biz hemen mevcut riskli yapılarına ilişkin bir proje geliştiriyoruz, bir borçlanma çıkartıyoruz. Burada borçlanma çıkacak diye bir şart yok. Bazı bölgeler değer anlamında yüksek olduğu için bazı bölgelerde sıfır borçlanmayla da bu işi çözebiliyoruz. Vatandaş eğer bu borçlanmayı kabul ederse
Kiptaş kefaletinde diyoruz ki işi biz, örnek veriyorum, 12 ayda tamamlarız bu borçlanmayı. 12 eşit taksitte 0 faizle bize ödeyebilirsiniz. Uzun vadeli borçlanmak istiyorsanız gene Kiptaş'ın kefaletiyle bankalardan kredi kullanabilirsiniz ki normal piyasa faiz oranlarından daha düşeye borçlandırabiliyoruz vatandaşı. Ancak inşaat maliyetleri o kadar çok arttı ki, faiz oranları o kadar çok arttı ki insanlar bu borçlanma ve geri ödemede ciddi sorun yaşıyor. Şimdi öncesinde insanlar hep imar artışı olsun, devlet gelsin bu işi sübvanse etsin anlayışındayken, şimdi İstanbul yenileniyor'a başvuran vatandaşlarımızın verilerini okuduğumuzda bu mantığın değiştiğini görüyoruz. Şu anda bize başvuran bağımsız birim sayısı az önce güncel veriler geldi. 194.713. Bu 710.996 insanın yaşadığı bir alandan bahsediyoruz. Ve bu insanlar ne diyor bize biliyor musunuz aslında? Bu veriyi iyi okumak lazım. Ben inşaat maliyetinden dönüşümü kabul ediyorum. Gel beni çöz ve ben riskli yapıda oturuyorum. İstanbul'un 39 ilçesinin tamamından başvuru aldık. Bizim vatandaşlara uygun ödeme planıyla bir finansman metodu sunmamız lazım. Biz bu işe başladığımızda inşaat maliyetleri 2500 TL iken bugün oldu 14 bin lira. Tabii ki bu enflasyonist ortamda alım gücü düşüyor, enflasyon artıyor, vatandaş bunu ödemekte zorlanıyor. O yüzden bizim sosyal konut kampanyalarında orta gelir grubuna yönelik yapılan kampanyadaki faiz indirimi ve ödeme planları gibi öncelikle riskli yapıda oturan vatandaşlarımıza ödeme planları sunma zorunluluğumuz var. Riskli yapının tespiti konusunda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin biliyorsunuz bir süreci var. Hatta bir kampanyası var. Evet. 99 ve öncesiydi. Şimdi denildi ki hayır 2000 ve sonrası içinde eğer risk var diyorsanız başvurabilirsiniz. Ya bu konuda da tabii İstanbul en büyük merkez ama tek merkez değil. İşte dün akşam bir İzmir'den bir Bursa'dan arkadaşlarımla konuştum. İkisi de evlerinde kiracı. İşte ev sahipleri bize dedi ki karot örneği aldırmak riskliymiş bina için. İstemiyorlar zaten sağlam diyorlar. Bir de diyorlar ki eğer riskli çıkarsa ne yapacağız? Yani aslında oturmayacaksınız tabii elbette ama bu biraz o riskli yapı tespit sürecini de bir anlatalım mı? Anlatayım hemen. Bir kere bir yapıdan karot almak, akredite kurumlara yaptırırsanız yapıyı riskli hale sokmaz. Orada yapının durumunun tespiti için alınan bir numunedir. Yani bir karot almak o binayı riskli hale sokmaz. Ama karot aldığınızda bina riskli mi değil mi öğrenilir. Riskli olduktan sonra da artık takvim başlar. Teorikte 6 ay içerisinde o yapının yıkılması gerekiyor. Mal sahipleri maalesef bunlardan korktuğu için yapılarını bu tespitlere koymuyorlar. Bu çok sakıncalı bir şey. İnsanların canlarıyla oynuyorlar. Hem kendi canlarıyla hem kiracıların canlarıyla. Tabii o evlerde oturan mal sahipleri de var çünkü. Yani bir taraftan kendi hayatları için de riskli. Mal sahibi yani herkes için yani can yaşıyor sonuçta o evlerde. O yüzden bu durum tespiti çok önemli. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hızlı tarama yöntemiyle vatandaşlara şöyle bir hizmet sunuyor. Eğer yapınızın riskli olduğunu düşünüyorsanız hızlı tarama testine başvuruyorsunuz. Bina tespit.ibb.gov.tr adresinden randevu alıyorsunuz ve binanızı hızlıca taramaya alıyorlar. Burada yapınızın durumunu öğreniyorsunuz. Riskli veya değil. Eğer riskli çıkar ise bakanlıktan 6306 sayılı kanun kapsamında akredite kurumlar var. Onlardan riskli yapı raporu almanız ve yıkım tahliye süreçlerini tamamlamanız ve yardımdan faydalanmanız konusunda yönlendiriliyorsunuz. İstanbul Yenileniyor sisteminde fark şudur. Eğer vatandaş yapısını yenilemek istiyorsa, mesela bina tespitte riskli çıktı. O zaman diyoruz ki İstanbul Yenileniyor'a başvurun. Biz sizin adınıza tüm süreçleri yönetiyoruz. Yapı karot alma, riskli yapı ilan etme, bürokratik süreçler yeter ki uzlaşın. Çünkü kanun bu işi yapabilmek için 2/3 şartını koyuyor. Yani mülkiyetin çoğunluğunu almamız gerekiyor, yönetmemiz gerekiyor. İBB'nin hızlı tarama testine başvurdunuz, yapınız riskli çıktı, İstanbul Yenileniyor'a başvurursanız maliyetine yapılanınızı yenilemeyi taahhüt ediyoruz. Ancak bunun tabii bu bilincin biraz üst seviyede olması lazım. Ben hep söylüyorum, depremle ilgili önce can güvenliğini birinci sıraya koymamız lazım. İki, bu işin yürütücülerinin irade koyması gerekiyor. Aksi takdirde kanunlarda teorikte birçok şey var. Mesela bir yapı risk yapı ilan ettikten sonra içerisinde yıkılması gerek. Elektrik suyunu gazını keseceğiz, yıkacağız. İstanbul'da böyle binlerce yapı risk yapı ilan edilmiş hala yıkılmamış. Riskli alanlar ilan edilmiş hala çivi çakılmamış. Yani maalesef irade ile ilgili de bir eksiklik var. Şimdi bazen bütün bu
şok ve acı karşısında hani insanlar böyle paralize olurlar ya, biraz onu yaşıyoruz galiba hepimiz. Bütün gün yayın yapıyoruz, yayınları izliyoruz, dinliyoruz, okuyoruz. Günün sonunda yani aramızdaki sohbetlerde bile deprem çantam var mı? Ya evet, onu bir yere yapmak lazım. Kaldı ki binaların tespiti ve dönüştürülmesi. O yüzden ben bunu kafası hayli karışık olan, hayli endişeli olan İstanbullular, deprem riski altındaki aslında bütün şehirlerde yaşayanlar için söylemenizi rica edeceğim. Ne yapacağını bilmeyenler önce nereden başlasın? Kesinlikle bina tespitine başvursunlar. Büyükşehir Belediyesi'nin hızlı tarama testine başvursunlar. Mevcut durumlarıyla ilgili bilgi sahibi olsunlar. Eğer riski çıkarlarsa kesinlikle ötelemesinler. Hemen İstanbul Yeniliyor'a başvurarak yapılarını, maliyetine, yenileme sürecine girsinler. En azından teklif alsınlar. Biz yakında güçlendirme ile ilgili bir teknolojik uygulamayı sahada yapacağız. Bununla ilgili bir çalışmamız var. Yakında neticelendiriyoruz. Üniversitelerle beraber bir deklarasyon yapacağız. Bunu Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Bey açıklayacak. Biz de bu sürecin paydaşı olacağız. Bunlar bir yöntemdir. Vatandaşlarımıza kesinlikle diyoruz ki risk yapıda oturuyorsanız İstanbul Yenileniyor'a başvurun. İnşaat maliyetinde yenilerinizi taahhüt ediyoruz. Ama İstanbul'u daha hızlı dönüştürmek için kamu otoritesinin kesinlikle boş, sağlam yapı envanterini çıkarıp buralara acilen kiralama, satın alma çok zorunlu hallerde kamulaştırma yöntemiyle devletin tasarrufu altına alması lazım. Kaynaklarımızı verimli kullanmamız lazım. Bakın 300 bin riskli yapıdan bahsediyor Sayın Bakan. Bugün 300 bin riskli yapının inşaatını İstanbul'da yapmak, tüm imkanlarımız olsa da hani paramız var, aletimiz var, hiçbir sorunumuz yok. Çok ama çok ciddi bir zaman. Bu zamanımız olmayabilir. O yüzden hazır varken bu hazırı da kullanmaya kafa yormamız gerektiğini düşünüyorum. Sayın Ali Kurt, çok çok teşekkür edelim. Güçlendirme ile ilgili ediyorum. O projeyi açıkladığınızda onun detaylarını da konuşmak, paylaşmak isteriz. Çok sağ olun. Memnuniyetle. Sağ olun.